Merhabalar, ben Can Kahraman. MetropolSoft'ta teknik destek sorumlusu ve aynı zamanda PDM uzmanıyım. Sizlerden gelen sorular ve talepler doğrultusunda bu şekilde videolar hazırlayarak SOLIDWORKS PDM'i daha hızlı ve daha güzel bir şekilde kullanmanızı amaçlamaktayız. Bu videoyu hazırlamadan önce tasarımlarınız bittiği zaman bu tasarımlarınızın teknik resimlerini aldığınızda bu teknik resimlerin PDF'lerini bazen oluşturmak gerekebiliyor. Bunları tek tek kendi elle yapmak yerine PDM'in otomatik oluşturup oluşturmadığı ile alakalı çok fazla soru alıyoruz. SOLIDWORKS PDM'de böyle bir desteğimiz var. Biz de o yüzden bununla ilgili bir video hazırlamak istedik. Şimdi SOLIDWORKS PDM'de teknik resimlerimizin otomatik olarak PDF'e nasıl dönüştürürüz ve bunları bir klasörde nasıl toplarız? Buna bakalım. Şimdi kasama geliyorum. Böyle bir kasam var. İçinde de bir tane örnek diye bir parça açtım. Ve bu parçamın ölçülendirilmiş bir şekilde teknik resmini aldım. Şimdi diyelim ki ben bunu iş akışında belli bir yere geldiği zaman PDF'ini otomatik almak istiyorum. Bunun için yönetim sekmesinden iş akışlarıma geliyorum. İş akışım bakın şu anda benim bu şekilde standart bir iş akışım var. Ben buraya yeni bir komut ekleyerek PDF dönüşümünü burada gerçekleştirebilirim. Bunun için önce bir görev belirlemem gerekiyor. Bakın burada görevler sekmesinde yeni bir görev belirleyebilirim. Ben bunu daha önce yapmıştım. O yüzden yaptığımız görev üzerinden gidelim. Convert adı altında bir görevimiz vardı. Açtığım zaman burada SOLIDWORKS Task Add-in'i seçiyoruz. İleri diyoruz. Hangi bilgisayarda görevin aktif olacağı, görevin ismi, çıktı dosya formatını buradan PDF seçiyorum. Konfigürasyonları belirleyebiliyorum. Devam ettiğim zaman dosya kartındaki isimlerini belirleyebiliyorum. Varsa eğer. Ve yine bir klasöre, yani PDF'lerin bir klasöre kaydırılmasını istiyorsanız buradan yolu belirleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde devam ettiğiniz zaman bu tarz PDF dönüşümünü hangi kullanıcıların veya hangi grupların yapabileceğini belirliyorsunuz. Yine PDF dönüşümü tamamlandığında veya bir hata aldığınız zaman bu bildirimlerin kime nasıl şekilde gideceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Buradan görevimize bu şekilde çalıştırıyoruz. Şimdi bu görevimi benim iş akışıma eklemem gerekiyor. Bunun için iş akışıma geliyorum. Şimdi diyelim ki bir tasarım yapıldığı zaman ve teknik resmi çıkartıldığı zaman gönderildi kısmına geldiği zaman bu teknik resimler yani drawingler otomatikman PDF'e dönüşsün istiyorum. Bunun için buraya yeni bir durum ekleyeceğim. Buraya da mesela durum ismi de PDF'ler olsun. Burada şu anda şimdilik sadece admin'in yetkisi var. Şu şekilde buraya aldım durumu. Benim buradan buraya bir geçiş koymam gerekiyor. Yeni geçiş dedim. Gönderilen PDF'lere. Ben bunun artık normal değil de otomatik olmasını istiyorum. Çünkü otomatik bir şekilde PDF'e dönüşmesini istiyorum. Geçiş ismine de PDF dönüştürme yazalım. İzinler yine admin'de olsun sadece. Şimdi koşul ekliyorum. Koşul eklemek için şunu yapacağım. Ben ne istiyorum? Teknik resimlerimin otomatik olarak PDF'e dönüşmesini istiyorum. Bunun için koşula dosya yolu diyeceğim. Dosya yolu dediğim zaman metin eşittir diyeceğim. Değere de yüzde nokta SLD DRW yazacağım. Yani drawinglerim otomatikman olduğu zaman buradaki koşul uygulansın istiyorum. Eylemlere geliyorum. Ve tabii ki görevimi eylem olarak eklemem lazım. Tanıma PDF dönüştürme diyelim. İşte tipe burada artık görev çalıştır demem gerekiyor. Ve görevimi de convert olarak yani oluşturduğum görevi burada çalıştırmasını söylüyorum. Yalnızca bu uzantı dosya için çalıştır deyip de mesela yine burada SLD drawing diyebiliriz. Zaten gerek yok. Bu eylemin çalışması için zaten bu koşulun her türlü olması gerekiyor. Onayladım. Şu anda otomatik PDF dönüştürme komutumuz iş akışına geldi. Kaydettim parçayı. Mesela diyelim ki bu iki parçamı şu anda süreçte çalışılıyor
durumunda olması lazım. İncelemeye gönder dedim. Şu anda iş akışında sadece parçamı döndürüyorum. Onayladım. Parçam buraya gitti. Tekrardan iş akışında geliyorum. Durumu değiştir diyorum ve dosyaları gönder diyorum ve şu an dosyalarım gönderildi. Son aşamaya geldi. Artık teknik resmin otomatik PDF'inin açılımını istiyorum. Şu anda dosyaları gönder kısmında. Bu sırada bunu şuradan kontrol edebilirim. Tekrardan yönetim sekmesine gelirsem kasamıza giriş yapalım. Bakın görevlere genişlettiğim zaman görev listesi var. Bakın görev listesinde bunlar önceden kalan görevler kaldıralım. Bakın şu anda convert görevi bekleniyor. Yani bu komutumuzun çalıştığını gösterir. Şimdi sadece PDF dönüşümünü beklememiz gerekiyor. Evet, şu anda bildirim geldi. Hemen bakalım bildirime. Şuradan gelen kutusu diyorum. Bakın şu anda örnek parçasının PDF dönüşümünün tamamlandığı bildirimi geldi. Ben de giriyorum. PDF'lerim normalde şuradaki PDF klasörüne kaydolması için ben bir komut girmiştim. Görev listesinde. Giriyorum PDF klasörüne. Bakın benim örnek parçamın PDF'i buraya gelmiş oldu. Kontrol edelim. Bu şekilde parçamın PDF'i hazır bir şekilde gelmiş oluyor. Tabi bu komut bizim ne işimize yarıyor? Tek tek bütün parçalarımızı tek resimden PDF'e dönüştürmemize, tek tek PDF olarak kaydetmemize gerek kalmayacak. SOLIDWORKS PDM bunu otomatikman yapıyor ve bizi bir klasörde bunları toplayabiliyor. Ve bu bizim çok daha hızlı ve verimli çalışmamıza olanak sağlıyor. Aynı zamanda dediğim gibi tek bir klasöre topladığımız için PDF'leri çok daha düzenli bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca biliyorsunuz SOLIDWORKS PDM'de yetkilendirme klasör bazlı yapabiliyoruz. Klasör bazlı yetkilendirme ile hangi klasörde hangi kullanıcıların veya hangi grupların yetkisi olabileceği, düzenleme yapabileceği veya sadece görüp göremeyeceğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şeyler PDF'ler için de geçerli. PDF'leri de hangi kullanıcılarınızın göreceğini veya hangi kullanıcılarınızın kasten alıp gönderme işlemi yapabileceğini kendiniz belirliyorsunuz. Bu da çalışmalarınızın daha rahat olmasına yardımcı olacaktır. Bu videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.